Su devresini yeniden ele alalım. Su kolayca akıyor. Burada suyun akış hızı ve borunun çapı önemlidir. Boru cidarları düzgündür. Su kolaylıkla akar ve bu akışa karşı koyan direnç azdır. Buna karşılık bu devrede ise su çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. Burada boru çapı pürüzler yüzünden küçülmüştür ve su akışına karşı direnç oluşturmaktadır. Su akışı azalmıştır çünkü akışa karşı koyan direnç fazladır. Elektrikte de tamamen aynı prensip geçerlidir. Bazı cisimler elektriği iyi iletirler. Yani dirençleri düşüktür. Bunlar bakır ve alüminyum gibi iletken cisimlerdir. Diğer bazı cisimler elektrik akımına karşı çok fazla direnç gösterirler. Bunlar elektriği çok az ileten ya da hiç iletmeyen yalıtkan cisimlerdir. Örneğin kauçuk, plastik, porselen gibi. Diğer bazı cisimlerse elektriği kısmen iletirler. Bunlar gösterge tablosu reostası, benzin seviye gösterge şamandıra direnci gibi elemanlardır. Bir direnç, multimetreyi 10 metre konumuna getirerek ölçülür. Direnç ölçümü yapılan devrede asla gerilim olmamalıdır. Esasen 10 metre konumundaki multimetre, kendi uçlarından elektrik akımı göndererek ölçtüğü devrenin direncini gösterir. Eğer multimetre uçlarını birbirine değdirirsek tüm akım geçer. Pratikte direnç sıfırdır. Uçları birbirinden ayırdığımızdaysa artık akım geçemez. Devre açıktır. Direnç pratikte sonsuzdur. Göstergede open line, açık devre anlamında OL okunur.